Ünye'nin dünden bugüne değil, geçmişten bugüne haftası, çarşamba. İlk defa son yıllarda bu kadar boş buluyoruz esnaflarımızı ve pazar yerini. Evet. Burada öğrendiğimiz kadarıyla 23 yıldır bu gıda maddelerinin satıcısı, seyyar manavlığını, satıcılığını yapan kardeşimizi ziyaret ettik. Ülkede ve Ünye'deki müşterinin olmayış sıkıntısı ekonomik, bu belli, evet. Ama bu kadar boşluk hiç yaşanmış mıydı? Önce sizi, hayır, bir tanıyalım. Adınız ben soyadın. Sebahattin Kadıoğlu. Sebahattin Bey, 23 yıldır yapıyorsunuz. Evet. Bu kadar müşterisiz bir anınız oldu mu? Yani son zamanlarda hep böyle gidiyor. Yani buna da duacıyız, yani daha da beteri var bu işin. Abi müşterin yok, yine dua ediyorsun. Ne mutlu sana. Ne yapalım? Allah ne verdiyse bereket versin. Biraz evvel yaptığımız anonsla Ünye'nin en önemli haftası çarşamba günüdür. Bakmayın mahallelere, uyduruk pazarlara açınca pazar, gerçek pazarın çarşamba olduğu unutulmasın. Tarihi bir pazar. Ünye kurulduğu günden beri çarşamba günüdür bu Ünye'nin pazar yeri. Pazar alışverişinin yapıldığı yer. Ve bugün Ünye'nin meşhur pazarındayız. Soralım, kaç yıldır yapıyorsun ablam? Seni tanıyalım önce. Biz 10 yıldır yapıyoruz bu işi. Eşimle birlikte yapıyoruz. Bu dayım oluyor tabii. Eşimle birlikte yapıyoruz. Eşim şu an burada yok. Olmasın, olmasın. Adın soyadın ne? Havva Dingil. Havva Hanım, bu kadar müşterisiz bir hafta geçirdiniz mi son yıllarda? Yok, geçirmedik. En kötü bu sene oldu. Evet, ekonomik sıkıntı var. Neden var? İnsanları boşalttılar köyleri, şehirde hayat bedavaymış gibi getirdiler. Ellerine bir çürük makarna, iki tane de çürük zeytin, bir de satılmaz denilen kömür veriyorlar. Kömürü versinler, kabul de, kendi yaktıkları kömürü versinler. Ne dersiniz? Vallahi halk şu anda çok mağdur yani. En kötü bu senemiz geçti. Çok kötü durumdayız yani şu anda. Halden aldığımız balın parasını bile ödeyemiyoruz şu anda. Ben aslen Sivaslıyım. Kurbetçiyim. Ama şu anda gerçekten iş yok. Hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederim. Manavların içerisinde, manav alışverişlerinde, hı, insanları göremedik. Giysi alışverişlerinde büyük bir yoğunluk var. Bu millet boğazından kesip de giysi mi alıyor? Aynen doğru. Millet kemer sıkmakta şu anda. Gerçekten ciddi bir kemer sıkıyor. Şu anda işlerin hiç tadı tuzu yoktur. Milletin durumu çok gerçekten vahimdir. Bunu herkes biliyor yani. Anlatmamıza gerek yok Sayın abim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben mi? Ben çok yıllardır yapıyorum ama bu seneki gerçekten çok vahim yani. 25-30 yıldır ki ben bu işi, bu camianın içinde, bu toplumun içindeyim. Valla onlar kendileri biliyor. Ne söylememe gerek var ki? Onlar kendilerini biliyorlar. Seçim zamanı geliyorlar, kapı kapı geziyorlar, sokak sokak, cadde cadde. Ama maalesef bir ay zarfında öyle geziyorlar. Ondan sonra unutuluyoruz. Onlara ne demek gerekir ki? Onlar kendilerini biliyor Sayın abim.